thank <laughs> you Merhaba kanalıma hoş geldiniz Elif ben e, bugün sizlere geçtiğimiz dönemlerde okuduğum kitapların bir kısmından bahsedeceğim e, hepsini bir videoya sığdırmak istemedim çünkü o zaman hem çok uzun bir video e, olacak hem bu yüzden kitapları bölmeye karar verdim hem de zaten hepsini bir videoya sığdırmaya çalışırsam e, bende bıraktıkları etkiyi doğru bir şekilde size aktaramam diye düşündüm çünkü e, yaklaşık bir buçuk aydır video çekmiyorum ve oldukça fazla kitap okudum e, bu nedenle ilk önce beni çok fazla etkileyen dolayısıyla kurgu dışı kitapları bu videoda aktarmaya çalışacağım aralarında e, biyografi kitapları da var bilgi içerikli kitaplar da var hemen bir tanesiyle başlayalım isterseniz zaman kaybetmeden en son okuduğum kitapla başlayacağım ben fakat herhangi bir sıralaması yok e, rastgele elime aldığım şekilde anlatmaya başlayacağım. Okuduğum en son kitap Sartre'ın varoluşçuluk kitabıydı. Ben daha önce Sartre'ın İş İşten Geçti adlı kitabını okumuştum. Fakat o bir kurgu içerisinde ilerleyen bir olay akışını okuduğunuz oldukça akıcı ve oldukça yalın bir kitaptı. Varoluşçuluk elbette öyle değildi. Varoluşçuluk kurgu dışı bir kitap ve içerisinde varoluşçuluk felsefesiyle ilgili Sartre'ın bakış açısını, onun düşüncelerini okuyorsunuz. Aslında Sartre'ın yazdığı metne geçmeden önce bu metne eleştirel yaklaşan insanların görüşlerini de okuyorsunuz. Başka insanların Sartre'ın bakış açısıyla ilgili neler düşündüklerini de okumuş oluyorsunuz. İlk önce eleştirileri okuyup sonra metne okumak bence biraz da faydalı oluyor. Metni okumaya başladığınız zaman zaten biliyorsunuz varoluş felsefesini okuyacaksınız fakat biraz merak etmiyorsanız, felsefeyle bir ilginiz yoksa, felsefe adına bir altyapınız yoksa, daha önce varoluşçulukla ilgili bir kitap okumadıysanız bu kitap sizi biraz zorlayabilir. Ben okumuş olduğum halde bazı bölümleri beni gerçekten zorladı. Hatta bazı paragrafları tekrar tekrar okumak durumunda kaldım. Hem biraz ilgi duymanız gerekiyor varoluş felsefesine hem daha öncesinde bir iki tane de olsa felsefeyle ilgili bir kitap okumuş olmanız gerekiyor ki içerisine geçen terimlere, içerisine Geçen filozoflara biraz aşin aldığınız olsun, e, sıkılmadan okuyabilin. Hem de zihniniz boşken, sakin bir anınızda, aklınızda başka şeyler yokken odaklanarak okumanız gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten kitaba yazık edersiniz. Ben mutlaka bir kez daha okuyacağım. Hem biliyorsunuz felsefe adında okumalar yapıyorum. O okumaların sonuna geldiğim zaman hem de Sartre'nin diğer kitaplarını okuduğum zaman tekrar dönüp varoluşçuluk kitabını mutlaka bir kez daha okuyacağım. Fakat siz zaten varoluş felsefesine ilgi duyuyorsanız ve felsefe altyapınıza varsa severek okuyacağınız kitaplardan bir tanesi olabilir. Hemen yine beni çok fazla etkileyen son zamanlarda hatta yakın zaman önce bitirdiğim bir kitapla devam etmek istiyorum. Harari'nin Hayvanlardan Tanrılara Sapiens. Bu kitabı zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Hangi yıl basıldı hatırlayamadım şu anda ama keşke çıktığı ilk yıl alıp okusaydım dediğim bir kitap oldu bu benim. Çıktığı zamanlarda oldukça popüler bir kitaptı bu. Çok fazla arkadaşım da okudu. Aslında belki de e, popüler kitapları olan önyargımdan dolayı ertelediğim kitaplardan bir tanesiydi benim. Şöyle de bir durum var. Ben Sapiens'in sadece evrim teorisini ele aldığını zannediyordum ve o zamanlar evrim teorisine karşı çok fazla bir ilgim merakım da yoktu. Belki bu yüzden de alıp okumamış olabilirim. Fakat kitaba başladıktan sonra, başlarken yine aynı düşüncedeydim. Sadece elim teorisiyle ilgili yazılar var zannediyordum içerisinde. Fakat okumaya başladıktan sonra anladım ki kesinlikle benim tahmin ettiğimden çok daha geniş kapsamlı bir kitap. İçerisinde ilk önce birazdan içindekiler kısmından da bahsedeceğim kısaca. Kitaba başladığınız zaman ilk önce homo sapiens türünü ve bu türün dışındaki diğer canlı türlerini görüyorsunuz. Daha sonra homo sapiens türünü diğer canlı türünden ayıran özellikleri okuyorsunuz. Gerçekten oldukça ilginç ve sizi şaşırtan tam bilgiler vardı içerisinde. Daha sonra Homo sapiens türüyle devam ediyorsunuz. Onun yaşadığı evrim süreçlerini tarımsal anlamda, coğrafi anlamda, ekonomi anlamında, tarihi anlamda geçirdiği evrimleri okuyorsunuz. Her açıdan incelenmiş oluyor dolayısıyla insan türünün yaşadıkları Bugün hangi noktaya geldi? Bunları okuyorsunuz. O kısımları okurken gerçekten çok utanıyor insan yaptıklarından. İnsan türünün hem diğer canlılara hem kendi türündeki canlılara yaptıklarından gerçekten utanarak okuyorsunuz. Hem de insanlığın gidişatı hakkında bir tablo çiziliyor size. Bu da gerçekten sizi düşündürüyor. İçindekilerden biraz bahsetmek istiyorum. Birinci kısımda bilişsel devrim var. İkinci kısımda tarım devrimi var. Tarım alanında geçirdiğimiz evrimleri burada anlatıyor. Bunları biraz okuduğum başka kitaplardan biliyordum zaten ama e, Sapiens ayrıca gerçekten çok akıcı. Bunu da belirtmek istiyorum. Oldukça akıcı, keyif alarak okuyacağınız kitaplardan bir tanesi olabilir. Kurgu dışı bir kitap ama çok yalın, çok sade ve çok akıcı bir şekilde yazılmış bence. Ki okuma arkadaşlarım da bu şekilde düşünüyorlardı. İnsanlığın birleşmesi, burada biraz dinlerden bahsediyordu. E, ve dördüncü kısımda cehaletin keşfi. Kapitalist itikat Sanayinin Çarkları gibi e, ekonomi alanında geçirdiğimiz evrimleri, süreçleri bizlerle paylaşmışlar. E, kitabın özellikle ilk 150 sayfası gerçekten nasıl geçti anlayamadık biz. Sadece orta bölümlerde, e, çok tanrı dinlerle ilgili bölümlerde, dinler tarihiyle ilgili bölümlerde birazcık sıkılabilirsiniz fakat ondan sonra son 150-200 sayfasını oldukça akıcı bir şekilde okuyarak bitirdiğiniz ve çok keyif aldığınız kitaplardan bir tanesi olabilir. Ben birçok yerin altını çizmişim çünkü kesinlikle tekrar tekrar dönüp okumak istediğim yerler var içerisinde mutlaka tavsiye ediyorum. Eğer biraz merak duygunuz varsa kendi türünüzle ilgili, diğer canlı türleriyle alakalı, yaşadığımız dünyayla alakalı, hangi yollardan geçtik ee, bizden önceki nesilde yaşayan insanlar nelerle karşılaşmışlar hangi zorluklarla karşılaşmışlar ee, ve bunlarla nasıl başa çıkmışlar bunları merak ediyorsanız kesinlikle severek ve kolayca okuyacağınız kitaplardan bir tanesi olabilir ee, Harari'nin diğer kitaplarını da mutlaka okuyacağım önümüzdeki aylarda hatta bir tane kitabını e, aldım. Çok sevdiğim E, ee, Çok büyük bir yanılgıya düşmüşüm. Sadece evrim teorisinden bahsedeceğini zannederek oldukça e, insanı doyuran kitaplardan bir tanesiydi. Bence şiddetle tavsiye ediyorum. Evrim kuramından biraz bahsetmişken e, Sapiens sayesinde hemen e, evrim kuramını ele alan bir başka kitapla devam etmek istiyorum. Çağrı Mert Bakırcı'nın Evrim Kuramı ve Mekanizmaları adlı bu kitabını okuduk geçtiğimiz aylarda çok severek okuduk. Gerçekten e, kitabı seveceğimi zaten biliyordum ama bu kadar da kolay anlaşılır bir halde anlatılacağını asla tahmin etmiyordum. İçerisinde 20 tane e, evrim mekanizmasını e, anlatmış bizlere Çağrı Mert Bakıcı ve bunları o kadar anlaşılır bir şekilde anlatmış ki e, hepsini hikayeleştirerek her bölümün başında önce bir hikayeden bahsediyor, daha sonra o hikayeden yola çıkarak o hikayedeki örneklerle o kuramı sizlere anlatıyor. Çok güzeldi. Gerçekten çok keyif alarak, çok bilgilenerek okuduğumuz kitaplardan bir tanesiydi. Kesinlikle ufkunuzu açan kitaplardan bir tanesi bence. Evrim kuramına ilgi duyabilirsiniz. İlgi duyuyorsanız zaten mutlaka okuyun ama evrim kuramına ilgi duymuyorsanız bile, hiçbir şekilde evrim kuramını kabul etmiyorsanız bile neyi kabul etmediğinizi, neyi reddettiğinizi en azından bilmek için mutlaka herkesin okuması gerektiğini düşündüğüm kitaplardan bir tanesi. Mutlaka Çağrı Mert'in de diğer kitaplarını okuyacağım ben çok hayran olduğum bir isim oldu. Çünkü bir şeyleri öğrenmek, bir şeyleri bilmek elbette ki çok değerli, çok zor ama bunları başkalarıyla paylaşabilmek, başka insanların anlayabileceği seviyeye indirgemek ki evrim gibi oldukça karmaşık bir şeyi bence bambaşka bir yetenek olsa gerek ki bunu çok güzel başarmış Çağrı Mert Bakırcı. Çok severek okuduğumuz Gerçekten bizi çok şaşırtan e, kitaplardan bir tanesi oldu. Mutlaka herkese tavsiye ediyorum. Bunun içinde de yine e, çok şaşırdığım, e, altını çizdiğim yerler oldu. Kesinlikle tekrar tekrar dönüp bakmak istediğim paragraflar oldu. E, bu kitaptaki okuma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Birlikte çok daha keyifli bir şekilde okumuş olduk bu kitabı. Dediğim gibi evrim kuramına karşı e, bir ilginiz varsa, merak ediyorsanız nedir, ne değildir diye e, bu kitap sayesinde evrim kuramı ile ilgili birçok bilgiyi edilmiş olabilir. Ee, şimdi burada Thomas Bernard'ın e, otobiyografi serisinin iki tane kitabı var. Bunlar aracılığıyla aslında genel olarak Thomas Bernard'ın otobiyografisinden bahsetmek istiyorum ben sizlere. Çünkü diğer birinci ve ikinci kitaptan bahsettiğim süreçlerde kısaca bahsedip geçmiştim. Genel olarak Thomas Bernard'ın çocukluğundan yetişkin olduğu döneme kadar geçen zamanları ele alıyor. Çocukluk yıllarında yaşadıklarını, hangi koşullarda yaşadıklarını okumaya başlıyorsunuz ilk kitapla birlikte. Daha sonra Kiler kitabı vardı. Kiler kitabı ile birlikte çalışma hayatına atıldı ve çalışma hayatında karşılaştığı zorlukları onu geliştiren olayları okuyorsunuz. Arkasından bir sonraki kitapla birlikte ciddi bir sağlık problemi geçirdiğini ve o sağlık problemiyle savaşırken yaşadıklarını okuyorsunuz. Daha sonra Soğuk ve Çocuk kitabı ile birlikte de bu otobiyografinin sonuna gelmiş oluyorsunuz. Genel olarak benim söylemek istediğim şu aslında. Eğer okuduysanız zaten biliyorsunuzdur oldukça öfkeli, oldukça sert bir dili olan yazarlardan bir tanesi Thomas Bernard. Hem dünyanın düzenine karşı hem de etrafındaki insanlara karşı oldukça öfkeli olduğunu okuyabiliyorsunuz. Ben daha önce Odun Kesmek kitabına başlamıştım fakat e, okuyamamıştım. Sürekli bir şeylere eleştiriyordu ve ben bunun nedenini aslında çok merak etmiştim ve otobiyografisini okuduktan sonra e, okumanın daha doğru olacağına karar vermiştim. Çok da doğru bir karar vermişim çünkü onu tanımadan, onun yaşadıklarını, onun neden bu kadar öfkeli olduğunu anlamadan o kitabı okusam belki eleştirebilirdim hatta belki saçma bulabilirdim. Fakat e, şu anda onu çok daha iyi anlayıp olabileceğime inanıyorum. Kim onu yaşadıklarını yaşasa aynı düşüncelere sahip olurdu bence ki bu yaşadıklarından sonra yine bence kendini oldukça iyi bir yönde geliştirmiş, elinde olan her şeyi olabildiğince verimli bir şekilde kullanarak doğru bir insan ortaya çıkarmış. Çok da değerli eserleri olduğunu biliyorum. Hatta bir iki kitabını daha aldım. Odun kesmekten sonra diğer kitaplarında mutlaka devam edeceğim. Otobiyografisini okumasam e, kesinlikle diğer kitaplarını da anlamayabilir. Hatta Odun Kesmek kitabını belki e, bir daha okumak istemeyebilirdim ama otobiyografisini okumayı mutlaka herkese tavsiye ediyorum. Zaten e, beni tanıyorsanız biliyorsunuzdur bir yazarın kitaplarına başlamadan önce varsa otobiyografisini yoksa ona dair mektup kitabı varsa mektuplarını okumayı çok fazla önemsiyorum ben. Çünkü bunlar aracılığıyla onun dünyasına daha fazla girebiliyorsun. Onun düşüncelerini, onun yaşadıklarını, onun hislerini daha iyi anlayabiliyorsun. Bunu anladıktan sonra, kişinin kendisini anladıktan sonra bana vermek istediklerini, romanlarında anlatmak istediklerini de çok daha kolay ve doğru bir şekilde anlayabileceğime inanıyorum. Bu benim için değerli. O yüzden Thomas Bernard'ın otobiyografik serisinde toplamda 5 kitaptan oluşan otobiyografik serisini hatta diğer kitapları da kitaplıkta herkese tavsiye ediyorum. Ve şimdi yine geçtiğimiz aylarda okuduğum, çok etkilendiğim, çok keyif aldığım iki tane kitapla devam etmek istiyorum. İş Bankası Yayınları'nın en güzel tarihi serisinden Dünyanın en güzel tarihi ve yer kürenin en güzel tarihini okuduk. Ee, hemen en başta şunu söylemek istiyorum. Orta öğretim ve e, lise denge okullarda okuyan insanların öğrencilerin çok seveceği kitaplar olabilir bunlar. Çünkü içerisinde hem coğrafya ile ilgili, hem kimya ile ilgili, hem fizikle ilgili e, çok değerli bilgiler var. Bence okuldaki derslerinize e, yardımcı olabilir. Dünyanın en güzel tarihiyle başlamak istiyorum. Çünkü dünyanın en güzel tarihini okuduk ilk önce. E, kitap diyalog şeklinde ilerliyor. E, alanında uzman insanlar öneltilen yöneltilen sorular karşılığında onların verdikleri cevaplarla bu bilgileri edinmiş oluyorsunuz. Sorular çok akıllıcaydı. Gerçekten oldukça mantıklı sorulardı ve bunun karşılığında verilen cevaplar da hem çok tatmin ediciydi hem de kesinlikle sizi sıkmadan, asla tekrara düşmeden ki bu benim için oldukça önemli. Çünkü okuduğum bir paragrafta aynı şey farklı cümlelerle tekrar anlatılıyorsa bu beni çok fazla sıkıyor ve hiç hoşlanmadığım bir şey. Tek bir satır bile fazla değildi bence ve tek bir satır bile asla eksik değildi. Çok severek okuduk. Biraz içindekiler bölümünden bahsetmek istiyorum size. Birinci bölüm evren. Evrenle ilgili alanında uzman bir profesöre sorulan sorular karşılığında evrenle ilgili bilmediğiniz bir sürü şey öğreniyorsunuz. Üçüncü bölüm yaşam. Yaşam bölümünde de Canlı türleriyle ilgili tüm canlı türleriyle ilgili bu arada sadece insanlarla ilgili değil yine sorulan sorular karşılığında aldığınız cevaplarla bilmediğiniz bir sürü şey öğreniyorsunuz ve üçüncü perdede insan burada da sadece insanla ilgili insan türüyle ilgili en başından en sonuna kadar yaşadıkları ve yaşayabilme ihtimalimiz olan şeyleri okuyorsunuz. Çok severek okuyabilirsiniz. Çünkü gerçekten bu kitabı özellikle yine herkese tavsiye ediyorum. Çünkü içinde yaşadığınız dünyayı nasıl var olduğunu, bugünlere nasıl geldiğimizi ve nereye doğru gittiğimizi en önemlisi gerçekten bu. Nereye doğru gittiğimizi öğrenmemiz açısından çok faydalı olduğunu düşündüğüm kitaplardan bir tanesi bu çok severek okuduk. Yer küre'nin en güzel tarihine geldiğimiz zaman burada da hem dünya ile ilgili hem diğer gezegenlerle ilgili nasıl oluştular, neden var oldular, hangi süreçlerden geçtiler bunları öğrenmiş oluyorsunuz. bunun içerisinde çok fazla kimya, çok fazla fizik bilgisi de vardı. Oralarda belki biraz sıkılabilirsiniz ama dediğim gibi yine ilgi duyuyorsanız severek okuyacağınız bir kitap olabilir. Sonları biraz geleceğe dair var bahsettiği için sonları biraz karamsar diyebilirim. Mesela Marmara Depremi'nden bahsediyor. Beklenen büyük Marmara Depremi'nden bahsediyordu biraz. Ama gerçekten herkesin bilmesi gerektiğine inandığım bilgiler var içerisinde. Yine Yerküre'nin en güzel tarihinde de alanında uzman kişilere sorulan sorular karşılığında alınan cevaplarla siz de bilgilenmiş oluyorsunuz. Bir şey dinler gibi de düşünebilirsiniz bunu aslında. Tabii ki bir kurgu roman gibi akıcı olmasını beklemeyin. Çünkü bazı paragrafları tekrar tekrar okumak isteyebilirsiniz. Bazı paragrafları okuduktan sonra biraz durup düşünmek isteyebilirsiniz. Ee, özetle çok severek gerçekten çok ufkunuzu açan, sizi bilgilendiren e, keyif alarak okuyacağınız kitaplardan birisi olabilir. Ben insanın en güzel tarihine devam edeceğim ee, ve serideki diğer kitapları da e, her ay bir tane olmak üzere okuyup bitirmeye düşünüyorum. Kesinlikle insana değer katan, e, gerçekten bilinçlendiren, bilgilendiren çok değerli kitaplar. Hemen bir sonraki kitaba geçmek istiyorum. Ve Alain de Botton'un Felsefenin Tesellisi aldığı kitapla devam etmek istiyorum. Açıkçası bu kitabın biraz karmaşık, biraz zor olduğunu düşünüyordum. Ta ki başlamadan önce yine inanılmaz akıcı, inanılmaz keyif alarak çok sevdiğim, mutlaka Alain de Baton'un da diğer kitaplarını okumak istiyorum dediğim eserlerden birisi oldu. Felsefenin tesellisinde her bölümde farklı bir filozofla tanışıyorsunuz. Bir kere bu gerçekten çok keyifliydi. Birçok filozof hakkında fikir sahibi olmuş oluyorsunuz. Hem de her filozofla farklı bir sorunu ele alıyor. Yaşadığınız veya yaşama ihtimaliniz olan veya yaşamakta olduğunuz bir problemi ışık tutuyor aslında her bölüm. Bu anlamda da gerçekten çok keyifliydi. Ee, yaşadığınız, geçmiş yaşadığınız bir şeyi daha iyi anlama şansı sunuyor size. Yaşayabileceğiniz e, herhangi bir problem karşısında nasıl davranabileceğinizi buradaki tecrübeler sayesinde e, öğrenme şansınız oluyor. Veya Az önce de söylediğim gibi içinde bulunduğunuz bir problem varsa eğer nasıl çıkabilirsiniz? Nasıl güçlü bir şekilde onu atlatabilirsiniz? Bunu öğrenme şansınız oluyor. Felsefe okumalarına yeni başlayan, felsefe ile ilgili bir şeyler okumak isteyip ama nereden başlayacağını bilemeyen insanların çok seveceği bir kitap olabilir. Şiddetle tavsiye ediyorum. Hem bu kitabı hem de Alain de diğer kitaplarını umarım ileride okurken bana eşlik edersiniz. Özellikle okumakta problem çektiğiniz, zorlandığınız dönemlerde bence çok severek okuyabilirsiniz. Çünkü ben Öyle bir dönemde çok severek okudum. Ee, şimdi yavaş yavaş sona gelirken e, uzun dönemde okuduğum kitapları aslında en sona bıraktım. Ahmet Aslan'ın Felsefeye Giriş kitabı ile devam etmek istiyorum. Ahmet Arslan'ı okumaya başlamadan önce bence mutlaka YouTube'daki Ahmet Arslan'ın videolarını izleyin. Daha önce televizyon programlarına konuk olmuş, teki tek programına konuk olmuş, onu YouTube'da bulabilirsiniz. Büyük sorularda yanlış hatırlamıyorsam programın adı oraya konuk olmuş, o videoyu izleyebilirsiniz. Onu izledikten, onu dinledikten sonra kitabını okursanız onun sesiyle okuyorsunuz adeta. Sanki o konuşuyor gibi kelimeleri okuyorsunuz. Bu ayrıca bir tat katıyor. Felsefe giriş kitabına biz Ocak ayında başladık. Her ay iki bölüm okuyarak ilerledik. Bazı aylar üç bölüm de okuduk yanlış hatırlamıyorsam. Ve Gerçekten zaten Ahmet Aslan'ın o videolarda da göreceksiniz en çok önemsediği şey, en çok şikayetçi olduğu şey bugüne kadar felsefenin sadece e, burjuvazi tarafından, aristokrasi tarafından kabul görülüp anlaşılabileceği, sadece onların ihtiyacı varmış gibi algılanan bir şey olduğu. Aslında felsefeye herkesin ihtiyacı var ve herkesin anlaması gerekiyor. Dolayısıyla herkesin anlayabileceği şekilde anlatmamız gerekiyor gibi e, bir sıkıntısı var. Bunu başarmış bence felsefeye giriş kitabı ile birlikte. İçindekilerden biraz bahsedeceğim size. Bu şekilde daha kolay olacak anlatabilmem. İçerisinde toplamda 11 tane bölüm olması lazım yanlışlıkla. Evet, 11 tane bölüm var. Birinci bölüm felsefeye giriş. Orada zaten felsefe nedir, felsefeden nasıl faydalanabiliriz, bunu öğreniyorsunuz. Daha sonra bilgi felsefesi, bilim felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi, tarih felsefesi, hukuk felsefesi, sanat felsefesi, din felsefesi ve Eğitim felsefesi var içerisinde. Dediğim gibi hepsini bir seferde okursanız zaten anlayamazsınız, çok da sıkılırsınız, kitaptan keyif almazsınız. Bir Seray iki bölüm ya da üç bölüm okuyarak ilerledik. E, aylık ortalama 100-140 sayfa okuduk. Çok keyif aldığımız, gerçekten okuduğumuz her bölümü anlayarak kitabın kapağını kapattığımız bir kitap oldu. E, herkesin anlaması için üstün bir çaba sarf etmiş, hem kullandığı kelimeler, hem verdiği örnekler o bölümü kolayca anlamanıza yardımcı oluyor. E, şimdi. Geriye kalan iki tane kitabımla devam etmek istiyorum. İkisi de kalın biyografi kitapları. Bunlardan bir tanesi Manuel Kant'ın biyografisi. İş Bankası yayınlarından çıkan oldukça şık, ciltli e, kitaplığımızda dururken öylece izlemesi bile keyifli olan. iç kapağı da şöyle olumla göstermek istiyorum. Çok da özenle hazırlanılmış biyografiler bunlar ki Darwin'in biyografisini de okudum. E, Kant'ın biyografisiyle başladık biz felsefe anlamdaki biyografileri okumaya. E, Kant hakkında daha önce çok az bir fikrim vardı ama bu biyografiyle birlikte onun bütün yaşamını aslında öğrenmiş olduk. E, çocukluk dönemlerini, aile yapısını, aldığı eğitimleri, e, hayatını şekillendiren belli başlı olayları okuduk. Buraya kadar her şey çok güzeldi fakat... Eğitim hayatına başladıktan sonra e, kitap bizi biraz yormaya başladı açıkçası. En azından Darwin'le e, kıyasladık aynı zamanda okuduğumuz için. Darwin kadar akıcı değildi. Çünkü bu kitabın e, sorun bence biyografiyi hazırlayanlarda Çünkü çok fazla varsayılma yer vermişler. Bir şeyler anlatıyorlar, bir şeyler okuyorsunuz eğitimiyle ilgili, e, öğretim gördüğü hocalarla ilgili. Yazıyı okuyorsunuz, paragrafın sonuna geldiği zaman şöyle bir cümleyle karşılaşıyorsunuz. Böyle olduğu düşünülüyor. Yani böyle olabilir de olmayabilir de sadece bir varsayım okuduğunuzu fark edince bu biraz üzücü oluyor. Oralar biraz bizi sıktı. Bir de bazı bölümlerde çok fazla etrafındaki insanlara yoğunlaşılmıştı. Okuldaki arkadaşlarını çok fazla derinlemesine okuduğumuz, hocalarını çok fazla derinlemesine okuduğumuz bölümler vardı. Oralarda biraz sıkıldık, biraz yorularak okuduk. Daha sonra... Kantın kendi eserlerine geldiğimizde yine oralar keyifliydi çünkü Kantın kendi felsefi bakış açısını orada okumaya başladık yazdığı eserleri, onlara yazım sürecini nasıl eleştirildiğini, kimler tarafından sevildiğini okumuş olduk. En son iki bölüm bence kitabın en can alıcı bölümüydü. Hem yaşlılık bölümünü artık okumaya başladık. Son bölümü oldukça üzücüydü gerçekten. Oraları okumak biraz duygusaldı. İşte ondan önceki bölümde ise artık zaten yaşlandığını, eğitim veremez hale geldiğini, kitapta yazamaz hale geldiğini okumuş olduk. Çok severek okuduk ama sadece orta bölümlerinde biraz sıkıldık. Hem başı hem de sonu oldukça güzeldi. En azından Kant'a dair birçok şeyi öğrenmiş olduk. Onun kitaplarını okuduğumuz zaman da pratik usun eleştirisini okumayı düşünüyorum yakın zamanda onun kitaplarını okurken de en azından onu daha iyi anlamış bir şekilde e, onun fikirlerini bakış açısını en azından bilmiş olduk bu kitap sayesinde eğer merak ettiğiniz bir e, filozofsa başka yaşamları okumaktan keyif alıyorsanız e, Kant'ın biyografisini okuyabilirsiniz ama onun bakış açısına karşı bir ilginiz merakınız yoksa sadece biyografi okumaktan keyif alıyorsanız başka bir yaşam öyküsünden e, Tad alıyorsanız okumaktan. onu yerine Darwin okumanızı tavsiye ediyorum. Ondan daha kalın ama her bölümünü bizi gerçekten büyüleyen, her bölümünü keyifle okuduğumuz bir biyografi oldu. Darwin'in çocukluğundan başladık yine. Onun aile yapısından büyük babasını ilk önce tanıdık. Babasını tanıdık, abisini, annesini, kardeşlerini Kalın, kanttan daha kalın ama e, hem belki de yaşam biçimi daha renkli olduğu için e, çok daha fazla olayla karşılaştığı için hayatında e, çok fazla dönüm noktası olduğu için çünkü kant biraz daha stabil yaşayan, daha düzenli disiplinli hatta yaşadığı şehirden dışarı bile çıkmamış hiç o kadar e, dışarıya açık olmayan bir yaşam tarzı okuyorsunuz orada. Fakat Darwin dünyayı dolaşmış, siz de onunla birlikte dünyayı dolaşıyorsunuz. Her tarafını gezmeseniz bile bazı bölümlerini e, aktarmışlar burada dünyayı gezmeye nasıl karar verdi, karşılaştığı insanlar onu nasıl etkiledi, neler yaşadı, her şeyi burada okuyorsunuz. Ve e, evrim kuramını nasıl meydana getirdi, e, hangi aşamalardan geçti, kimlerle paylaşabildi, kimlerle paylaşamadı, kimler bu yüzden ona düşman oldu gibi gibi bir sürü şeyi bu biyografi sayesinde gerçekten e, inanamayarak okudum ben. E, bazı bölümlerini gerçekten çok şaşırarak okudum. E, şöyle tutayım, biraz kolum yoruldu. Özellikle evrim kuramını kafasına oturtturduğu kendi deneyleriyle ispatladığı ama hiç kimseyle paylaşamadığı dönemler oldukça etkileyiciydi. Ee, çok etkilenerek okuduğumuz bir yaşam öyküsü oldu sonuç olarak. Ee, son bölümleri de oldukça duygusaldı. Çünkü yine e, Kant'ta olduğu gibi aslında biyografi okumalarının genelinde bu böyle oluyor. Kitabın sonuna geldiğiniz zaman kahramanımız öldüğü için, hayata veda ettiği için siz de duygulanıyorsunuz ister istemez. Çünkü artık e, hayatıyla ilgili her şeyi öğreniyorsunuz. Sanki bir Arkadaşınızmış gibi hissediyorsunuz ve onu kaybetmek sizi biraz üzüyor. Bilim anlamında birçok insana örnek olan ışık tutan böylesine değerli böylesine zorlu bir yaşam öyküsünü okumak özellikle çok güzeldi. Çok severek okudum. Daha ne kadar öbebilirim bilmiyorum. Çok severek okudum. Bir yaşam öyküsü oldu benim. Schopenhauer'la devam edeceğiz bu biyografi serilerine. Bakalım Schopenhauer'un yaşam ve öyküsü nasıl olacak? Onun da akıcı olduğunu yorumlardan öğrendim. En azından Darwin kadar akıcı olduğunu öğrendim. Keyifli okuyacağımızı umuyorum. Herhalde yılın sonunda Nietzsche'nin kalın biyografisiyle bu biyografi serilerine devam edeceğiz. Nietzsche'nin biyografisi için oldukça heyecanlıyım. Darwin'in kitabını okuduğumuz süre içerisinde eş zamanlı olarak evrim mekanizmalarını okumak, dünyanın en güzel tarihini okumak, Sapiens'i okumak... Ayrıca keyifliydi. Çünkü e, bilgiler birbirini pekiştiriyordu. Mesela burada Darwin'in sürekli hasta olduğunu, e, sürekli mide bulantısı problemleri yaşadığını okuyorduk. Ve biz merak ediyorduk. Acaba neden böyle? E, nasıl bir problemi var? E, çok fazla düşünüyor, çok fazla uğraşıyor. Acaba e, sinirsel bir durum mu diye. Daha sonra bunun neden böyle olduğunu mesela Çağrı Mert'in kitabında öğrendik. Orada aslında gemi yolculuğuna çıktığı zaman onu bir böceğin ısırmasıyla bütün ömrü boyunca durduramadığı bir mide bulantıları sorunuyla yaşadığını öğrenmiş olduk. Hepsini bir arada zamanlı okuduğumuz için aynı 3-4 ay içerisinde en azından bilgilerle birbiriyle pekişmiş oldu. Bu ayrıca keyifliydi. Bir yerde okuduğunuzu çok da iyi anlayamadığınızı bir başka kitapla daha doğru bir şekilde anlamış veya parçaları birbirine birleştirmiş olduk. Keyifli bir okuma süreciydi söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla uzatmak, e, videoyu da e, uzatıp zamanınızı almak istemiyorum. Sartırın var varoluşturuluk felsefesi hariç hepsini herkese tavsiye edebileceğim. Hatta keşke e, herkes bunları okusa dediğim kitaplar. E, bir sonraki haftada bir sonraki hafta bir alışveriş videosu paylaşmayı düşünüyorum. Ondan hemen sonra da yine video çekmediğim süreçte okuduğum daha ziyade kurgu olan kitapları sizlerle paylaşacağım. Onların içinde de aslında bir iki tane kurgu dışı kitap var. Ama ağırlıklı olarak işte felsefeyle ya da bilimle ilgili değil de farklı tarzları olan kitaplar. Onları da bu ay içerisinde sizlerle paylaşmayı, onlarla ilgili fikirlerimi sizlere aktarmayı düşünüyorum. Bahsettiğim bu kitaplar arasında sizin de okuduklarınız varsa onlarla ilgili fikirlerinizi olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez. Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz veya merak ettikleriniz varsa bunu da sorabilirsiniz. Umarım keyif aldığınız, severek izlediğiniz videolardan bir tanesi olmuştur. Daha sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz ve bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.